Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videomda Linea, Fiat Linea marka araca AUX kablosu nasıl takılır onunla ilgili bir video çekiyorum. Burada AUX kablosunu gördüğünüz gibi kestim. İçinden 3 tane bu gördüğünüz kablolar şeklinde kablolar çıkıyor arkadaşlar. Birçok AUX kablosunda değişik şekillerde kablolar var. Değişik renklerde. Renklere aldanmayalım. Bu gördüğünüz clips şeklindeki şeyleri takacağım. Lehimleyeceğim daha doğrusu bu kabloların ucuna oraya takmak adına. Bu klipsleri de sanayiden, oto elektrikçilerden rahatlıkla bulabilirsiniz. Bu elimde gördüğünüz ara parça, teybin üzerinde göstereceğim, izah edeceğim ne olduğunu. Bunun iki ucuna da birer tane ayak o klipslerden lehimleyeceğim arkadaşlar. Şimdi lehimleme şu açıdan önemli burada. Ses dosyası, yani pardon, ses aktarımı yapacağı için bu kablolar herhangi bir cızırtı, cızırdama ya da sesin kalitesini düşürmesin diye lehimleme yapıyoruz. Direkt sararak da bağlayabilirsiniz ama çok kaliteli, çok düzgün olacağını zannetmiyorum. O yüzden lehimlemeyi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Lehimlemeyi siz de yapabiliyorsanız ya da birine yaptırabiliyorsanız mutlaka lehimle halledelim bu işi. Şimdi lehimlenmiş halini burada görüyoruz. Gördüğünüz gibi bu ara parçayı lehimledim. Diğer uçları da güzelce lehimledim. En son o klips kısımlarını bir karga burun yardımıyla ya da penseyle ezerek kabloları oraya sabitleyeceğim. Bu lehimlenmiş halinden sonra da uygulama kısmına geçelim. Araçta nasıl uygulama yapıyoruz? Şimdi ona bir bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi uygulamaya geçtik burada. Gördüğünüz gibi. Şimdi şunu bir çıkarayım da göstereyim. Şuradan şurayı göstersene. Şurada şimdi bu data yazan, data out yazan ve data in yazanı şurada jump yaptık. İkisini birbirine bağladık. Kısa kablo oluşturmuştuk ya, o kısa kabloyla. Şöyle şurada bu şeması, bu arada bunun şeması. 1, 2, 3. sayıyoruz en üstten. 3.ye bir ucunu. 1, 2, 3. 3.ye de öbür ucunu. Data in ve data out'u bulmuş oluyoruz. Yani şunun şu tarafıyla bu tarafı AUX'un kabloları. Şurada AFR, AF ve AFL yazan en baştaki 3 tanesine. Bu fotoğrafta da gördüğünüz gibi R sağ, L sol. Ve en dipteki de eksi, yani 3.5 çaktaki şemada gösteriyor. Bunlara denk gelen kabloları buluyorsunuz. Hangi kablonun hangisi olduğunu. Onun da yöntemi var. Onu da göstereceğim. Buraya videosunu arkadaşlar ekleyeceğim. Şimdi bu 3.5 çaklarda bu uçların hangisinin hangisi olduğunu o fotoğrafta gördüğünüz gibi işte sol, sağ ve eksi olarak gösteriyordu fotoğrafta. Ona göre de bağlamanız gerekiyor bu uçları. Yani bu kablolar, mesela bunu yeni kestim. Bunda da farklı renkler çıktı. Mesela kırmızı var, sarı var ve yeşil var bunda. Bu uçlarda tabi hangisinin hangisi olduğunu bilmiyoruz. Bunu anlamak için de bir tane sağlam pil ve bu pilin çalıştırabileceği bir bu elektrikli motor, yani burada örnek olsun diye. Şimdi ne yapıyoruz? Bunun bir ucunu, hangisi olduğu önemli değil, bir ucunu pilin bir tarafına değdiriyoruz. Sonra bu motorun ya da işte ampul olabilir, bir ayağını şeye değdiriyoruz. Pilin öbür ucuna değdiriyoruz. Devreyi de bunun sırayla deniyoruz. Birinci çeviriyor ya da yakıyor ise, hangi renk ise buradaki renk, o renk birinci yakarsa sol, yani en uçtaki sol oluyor. Teyipteki AFL olanına o ucu takıyoruz. Bunları da not yazmanız gerekiyor tabi ya da bir şekilde aklınızda tutmanız gerekiyor. Teyipteki yerini bu şekilde tespit ediyoruz. Bir sonrakinde de bir sonraki kabloyu yine aynı şekilde deneyerek sırayla, deneme yanılma yoluyla sırayla deniyoruz. Hangisi çalıştırırsa işte en dipteki de ground dediği, yani eksi elektrik, eksiyi de en diptekine takıyoruz.
geriye kalan da sağ olmuş oluyor. Yani ortadaki. Onu da bu şekilde bilgilendirmiş olayım arkadaşlar. Bu iş bu kadar kolay. Yani bu şekilde yapılabiliyor. Teybin üstünde yazan şemadaki şekliyle de sağı sağa, solu sola ve eksiği de, yani ortadakini de eksiye takıyoruz arkadaşlar. Buradaki önemli konu birbirine değmemesi bu kabloların. O yüzden de bu kabloların üzerindeki soketleri de bez bantla sarıyoruz arkadaşlar. Ortada bir tane artı elektriğin olduğu şasinin artı elektriğin olduğu bir uç var. O uca dikkat ediyoruz. O iş önemli. Şimdi deneme amaçlı teybimden bir deneme yapalım. Teybimiz bu teyp arkadaşlar. Lineaların CD'ye iki kere basınca CD önce sonra AUX'a geçiyor arkadaşlar. AUX'a geçmeye de bu arada CD'ye basarak şu anda çalıyor. Biz bu sıralamayla bulduk. Siz hangi sıralamayla bulursanız renkleri, yani değişik renkler çıktığı için AUX kablolarının içinden renklerle şey yapamıyorum, hitap edemiyorum size. Nereden çaldı kaynağını da göstereyim. Nasıl çaldı? Evet. YouTube üzerinden deniyoruz. Neye bağladı? Şu anda video çekiyor. Hallettik gördüğünüz gibi. Bu sıralamayı deneyerek, deneme yanılmayla siz de bulup bütün hikayesi zaten kabloyu lehimlemede arkadaşlar. İyi sesi yakalamak için kabloları lehimlerseniz bu şekilde. Şimdi burayı toplayacağız. Teyp marka modeli de burada yazan, değişik marka modellerde değişik durumlar söz konusu olabiliyormuş. Şurada şu gördüğünüz gibi AF, R, right, sağ, AF ve left var, sol. Data out'ları jump yapıyoruz. Birbirine bağlıyoruz şöyle bir küçük şeyle. Onları hep gösterdim. Bu şekilde bu tip teyplere bu şekilde AUX çıkışı yapıyorsunuz. AUX'a geçirme hikayesini de CD düğmesine iki kere basarsanız bu araçta AUX'a geçiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Arkadaşlar bu arada şöyle bir bilgi vereyim. Bu videolarımın akıbetini, neticesini, yani bir ay sonra, iki ay sonra ya da birkaç hafta sonra ne durumda olduklarını paylaşmak için bir Instagram adresi açtım. Yine aynı isimle Nasil Tamir Ederim Fixbox diye girip bakabilirsiniz. Şimdi burada bazı detaylara, önemli noktalara değinmek istiyorum. Şimdi şu yuvarlak içine aldığım gördüğünüz uç artı elektrik arkadaşlar. Buraya kesinlikle hiçbir şey değdirmiyorsunuz. Bu data A ve data data out ve data in kablolarını o küçük kabloyla birleştirdik. Biz burada sadece şu 3 tane L, AF, L, left demek yani sol, AF, R, right yani sağ, AF eksi olan da eksi elektrik. Yani bu AUX kablosunun ucundaki 3 tane kabloyu bağlayacağımız yer, bu işaretlediğim yerler. Sağı sağa, solu sola ve eksiği de eksiye kabloları bularak. Bu artı, UB artı yazan çok önemli arkadaşlar. UB artıya kesinlikle herhangi bir şey değdirmiyorsunuz. Hatta şimdi bir fotoğrafını koyacağım. Orayı ben bu kablodan çıkan şeyiyle, dış şeyiyle kapattım. O artı elektrikle deyip de şase yapmasın diye, herhangi bir sıkıntı çıkarmasın diye orayı, kabloyu sıyırdığım parçayla yamadım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fotoğrafta şu ok ucuyla gösterdiğim kısım kablonun dışından sıyırdığım bir parça. Onunla o artı elektriği kapattım arkadaşlar. Bu durum çok önemli. CD düğmesine iki kere basarak AUX'a geçme modunu zaten söylemiştim. Bu videomda bu kadar arkadaşlar. Herkese kolay gelsin. Kolay bir uygulama. Sadece
Lehim yapmak önemli. Arkadaşlar şimdi bunu yaptık bağlantılarını. Şimdi teybi sökme hikayesi zaten bu, şöyle iki tane delik varsa iki tarafında, bazılarında tek oluyor gerçi de. Bunu söktük, ben bunu da göstereyim mekanizmasını. Bu da dipnot olarak. Şöyle gördüğünüz gibi buradan bunu sokunca, bu arada bu normal bir tel. Gördüğünüz gibi teli biraz çok fazla değil, şu kadarcık soksak yetiyor. Ondan sonra da bastırınca şu klipsi oynatıyor. Bunu da dışa doğru, şöyle bu tarafa doğru hafifçe ittiriyorum. Bu Renault'larda böyle, bu Fiat'larda böyle, bazı model araçlarda bu şekilde bir sistem var teybi sökmenin. Kolaylıkla teybi sökebiliyorsunuz. Biz kablonun ucunu buradan buraya çıkardık. Herhangi bir yere bağlamadık hazırda. Bunu da ittireyim yerine. Bu telle olur, çiviyle olur. Küçük çiviler var, 5'li çivi denilen çivilerle. 4 tanesiyle. Şöyle hafifçe şey yaparak teybi de kolaylıkla sökebilirsiniz. Bunu da dipnot bilgisini vermiş olayım arkadaşlar. Herkese kolay gelsin.